Evet yavrum, buyurun. 3 tane mi? 3. nerede? 3 zannettim, 2'ymiş. Ama çok güzel ama. Efsane. Tınısı burada işte. Dostlar biz şu anda araç Dadayı yola. Ama var ya, efsane enişte. Aynen. Vallahi. Bak ben sana diyorum, hiç ağaç olmayacak aslında. Abi o zaman küçükler öyle, ağaçlı olan yerle büyükle. Aşağıda yürüme. Ben hala çekiyorum sen orayı ya, almışsın. Bak buralarda görünebilir. Bak, bak gördün mü Serhat? Tabii gel. Oğlum biz bu işin ustasıyız. Ya oğlum. Biz öyle, adamın sana ne dedim, adam nefret gelmiş, bir tane bulamadım dediği yerden bir kova aldık. Ama bunlar var ya, turşusu efsane olmuyor. Bak, bak Serhat'cığım bak. Bak Serhat. Yerin altından çıkaracağım bunları. Efsane oluyor turşu ya. Bu turşuluk zaten bunlar. Şimdi eniştekiler ablayı takdir ettik mi? Ama ben buraya gelelim dedim yani. Sen dedim, ben bir şey demiyorum ama bu toplamak da bir mesele. Tabii canım. Arayalım. Gayrı ben karışmıyorum. Bulun hadi, buralarda var. Araştır Serhat. Şu poşet de içine at. Kastamonu Vlog izleyicileri hoş geldiniz. Şu an heyecanlı bir şekilde giriş yapamadık. mantar münakaşası var. Allah aşkına mantara bak. Hiç böyle mantar görmedim. Gel gel gel. Üst üste çıkmış. Hayır hayır. Hayır ya, çok değişik bir mantar. Bak bak bak. Gibi. Şuna bak. Bak. Aynen. Bu ne la? Bu Ya bu nasıl mantar? Deniz şeyi gibi. Denizin hani bir şey oluyor ya denizde. Ben bunu kozalak zannettim biliyor musun? Kur'an çarpsın, bu ne Hadife böyle? Hadife gibi de şey var. Böyle şey deri gibi değil mi? Deri gibi. Demek ki burada vardır. Sen değişik değişik şeyler var burada Ankara'da. Lan bitki örtüsü böyle olacak. Demin bir yere girdik, böcek böcek avlaya la. Lan dedim bura nere? Şu ne enişte? O da başka bir mantar. Ha. Elini sürme. Ağzına sürersin zehirlenirsin. Allah muhafaza, bunların zehri etkili. Bak aynı yerde değişik değişik mantarlar. Gel şu tarafa doğru gidelim. Şöyle şey az çok bitki örtüsü şey olacak. Yok, kapatıyoruz, durduruyoruz, şey yapıyoruz, çekiyoruz, öyle. Şu an seher belki buldu diye kapatmıyorum. Bak işte kapatınca bir daha buluruz yüz, bak. Uzak mı buldun? Lan bu boşça bak. İnşallah Türkiye'ydi, sen açı verdi, gel. Bu taraf, ama seher bak bu taraf çok ıslak, buraya bakalım bence bak. Geldim. Vallahi bilmiyorum, bak buraya açtık size mantarı. Sürek mantarın seni almadım. Kim diyor çürük? Ben. Hadi bakalım. Tamam. Kocaman la. Değil de gibi ha. Dibi de güzel gibi. Yok çok ıslak. Ondan değil. Öyle duruyor herhalde Seher. Bence değil. Değil. Çok güzel. Çok güzel ya. Efsaneymiş la kız. Kutsuyor musun? Bekletmeyeceksin. Yiyeceksin Seher onu. O küçükleri biraz bekler bak. Bu taraf çok ıslak enişte. Ne el olmuş la öyle? Abi o kadar büyük mantar varsa olması lazım mantarı. Yani dev gibi olmuş baksana. Vallahi olmuş. Şöyle aralara doğru gireyim. Açıklıkta daha şu an yok. O kadar yayılmaz. Açıklıkta küçük olur, küçük. Açıklıkta küçük mantar. Ne görünüyordu bu arada mantar? Abi o mantar ne kadar çok olmaz ha? Koçuk mantarı, sütlü koç mantarım diyor. Olabilir belki. İstersen kır bir tanesini görsün de. Ha? Kır bir tanesini. Zaten. Göster yani soracaksan. Ben. Bu başka. Deminkinden değil bu. Değil değil mi? Ama bak bu bak bak hakikaten dediğin gibi. Sütlü gibi. Böyle bir. Değişik bir sıvı var. Koçuk mantarı olabilir. Sütlü koçuk mantarı. Şuna. Daday. Şey araç Daday yolu. Ara yol ama. Ha araç tarafından 10. kilometre filan. Yani 5-10 kilometre. İstediğinizde de gidebilirsiniz. 40 kilometre var. Araya araya. Hani biz daha 5 işte. Mantarlar var. Aynen. İşte. Aynen. Mesela o biz beyazları bilmiyoruz. Belki işe yarıyor. Tabii canım. Ya işte bilmeyince insan... Dedim ya tavuk ayağını şüphelendim. Yine de... Yani ne sattım ne yedim. Attım vallahi, yalan konuşmayayım yani. Şimdi sıkıntı. Vabal. Şöyle. Mantı giymişsin. Mantı giydim abi. Bak burada mantar var. Çok giren olmuş. Adam ayıklamış her. Ha. Ondan. Getir bakayım neyle bulmuşsun. Neyle bir şey bulmuşsun. Neyle bakacağız. Adamı bulmuşsun. Ben buldum.
La oğlum ben bu kadar asam mahallede bile bulurum ya. La ben bu kadar asam var ya bizim evin yanında mahallede bulurum la. Gel ben seni bir yere götüreyim Kastamonu da. Ben götürdüm bu sefer de ne var yani? Tamam bir şey demiyorum yani. Bu kadar diyorum arasam ben mahallede kapının önünde buldum. Sen gel bizim oraya ben sana mantar yerini göstereyim. Yoldan gelince buldum ben de. Bak bu kadar çok sevince gibiysen ben seni götürdüm. Mantar görünce aha o kurak çarptı sana. Vallahi bak var ya. Ne? Ara işte onlarda. Gezin biraz. Nasıl? Oğlum çekiyorum, çekiyorum. Kameraya çekiyorum. Niye show yok? La abi gelin şuraya ya. Nereye geleyin? Geliyorum dur. La ben ömrümü yedin la. Olmaz olası çakayın çoğu. Adamlar girmiş hep toplamış orayı. Adam tabii, ayıtlamış. Almışlar. Başka bir tarafa. Hadi lan nereye gidiyor? Çekeceğim. Mantar bir dakika. Bulduğum mantarın güzelliğine bak. Tamam ondan sonra işte ona geliyorum. Bir dur şimdi bak çeviriyorum iyi maşallah. Bak. Maşallah. Anam yazıyı var sanki şurada bak. Çok güzel. Dur lan şöyle çekeyim. Pırıl pırıl. Şunu şuraya götürsene. Sanki bak bir şey yazmışlar abi, gibi abi çok güzel. Güzel ha. Hakikaten elim titriyor lan senin. Elim hep titriyor. Sen baksana şuna bak ay parça. Aha bütün dağ var. Dur. Çıkın la ormandan orman benim. Adamı. La. Selahat çürümüş mü? O gitmiş mi la? La Selahat senin bu kadar sevineceğin gibi sen var ya. Hepsini ben alacağım. Şurada da mantar var da kötü mantar. Hayır bak yanlış yere yanlış yere değil insanların öyle bir tesadüf oldu ki insanların girdiği yere girdik ondan oldu. Vallahi oldu. Ulan biz her gün giren yere giriyoruz zaten. Hayır ya çok kişi girmişti buralara ben biliyorum. Vallahi şaka yapıyorum ya. Yolun kenarında ya. Dörtlen bile var ya şurada. Allah'a. Onu ben dikkatli bakınca gördüm. Tam gidelim oraya gidelim diyorum ben. Ama yeri burası yani. Hani o konuda ümitliyi yaşama onu demek istiyor. Nereye gidiyoruz? Ya, biraz düzlüğünü bulalım diyor. Hani. Dönelim de düzlük yerlere bakalım. Tamam hadi. Vallahi sıra bak. Gel çekeyim götü bakayım nereden bulduk. Burak çapsın inanmıyoruz bana. Daha inanıyor Allah'a niye inanmayın. Bak. Tek sıkıntısı her yürüye maya dağlarda. Yolda buldum yolda. Ah. Bak maşallah. Hiçbir şey de yok. Ah. Yok Seher doğru zor. Valla yolda buldum. Burak çapsın. Şunu da pahalı olan mantarı değil mi ya? Onu bilmiyorum. Bir gösterelim. Onu bilmiyorum onu da gösterelim de. Yorum lan bu dağı yıkarım. Niye atıyorsun oğlum pahalı mantarı? Bilmiyorum ki ne oldu. Gel. Gel hadi. Maşallah. Bir şey yok. Kafasına bakalım. Bir şey yok. Yok. Bıçak yok bende ondan. Bek cam gibi değil Serhat. Nasıl değil ya? Değil. Bak işte değil. Bek cam gibi falan değil. Valla bak ediyor. Cam gibi değil. Hela kurtlu. Kurtlu. Kurtlu olsun. Olsun bulunuyor ya. Nereye isterseniz oraya doğru gidelim. Ben sonra sıkıntı yok. Nereye derseniz gidelim. Bu tarafa gidelim. Ne tarafa? Bu tarafa bak. Tamam bak bunlarda da mantar var şunlarda. Değişik mantarla var. Şuraya bir bakalım böyle gidelim. Orada çok mantar var ama oradan buldum zaten. Şöyle bir kere bakalım abi. Elengirli mantarla var orada. Serhat. Arabayı yedim ya vallahi. Patenizi görmedin hiç duymadın sesini. Tabii. Türbe varmış orada. Türbeye çekeceksin şimdi. Değişik. Ya, çapıt bağlamışlar hep ya. He seccade falan koymuşlar. Tesbih, mesbih. Ferhat bu mevki neresi? Kastamonu şey ya. Aman. Kelidören'e yakın. Ne? Kelidören köyüne yakın. He. Kastamonu da yolda. Kelidören'e de geçtik canım. Yani oraya yakın. Yakında bir köy daha vardı ismini bilmiyorum. Şey, köy olduğunu bile bilmiyordu. Araç da yolu değil mi? He. Ya bu şeyde normalde var yani.
zaten. Bu bilinen bir şey aslında da. Ya baksana gelmişler bak, mantarı kopartmışlar. Abi çok kişi gelmiş ya, her yerde. Bakmışlar gelmiş yani. Ondan bulamıyor. Ondan bulamıyoruz değil. Yok yok. Sen gelenleri boş ver. Onlar önemli değil. Biz doğru yerde olduğumuzu garantileştiriyor o ama yok, mantar yok. O dün gelmişti, bugün çıkar. Bir saat sonra yine çıkar mantar. Tabii canım. Bir saat sonra çıkar. Biz doğru yerlere bakıyoruz ama bu sene fazla yok yani, az var. Yani ha, 3-5 tane, 10 tane. Ya abi şey yapıyoruz işte. Akşam şimdi kavuracağımız mantarı bulduk. Yiyeceğimiz mantarı buluyoruz. Bu Daşköprü çiftlik tarafında filan eniştem 40 kilo toplamışlar önceki gün. Dün 16 kilo. Ona satıyorlar. Bizim buralarda yok. Mesela Devrekan tarafında varmış az çok. Yani 3-5 kilo toplarsın bir çıkınca. En az. Ama buralarda yok. Bizim buralarda nadir. Baksana burada kuru. Değil mi hatun? Hangi karşıya? Öbür karşıya mı? He. Hadi geçelim. Hadi. Eniştesiz kal emmi. Şeydeki gibi sen. Haykut enişte. Hangi deminki? Şu he, aşağıda mı? Olabilir. Aa, buldu. Seher buldu. Aa, çok güldüm demiden ya. Kız gari kurtuldu deme. Bakacağım. Nasip. Ne kız maşallah. Ay maşallah, çıntar mantarı gibi. Zaten çıntar mantarı. Bak böyle yerler oluyor. Fakat böyle yerler yok. Böyle yerler yok. Sıkıntı. Hadi karı gel. Serhat gel. Bak buldu. Bak. Ne buldun? Kanlıca değilmişler. Hadi burada kötü değil de gelin göreyim lan. Hadi la. Ya şunu bulduğun da koparma. Bakacağız. Ha. Ha. Şaban gibi ha. Sarıyor ya. Bunu tam bulduk ya başımıza belayı. Adam birisi şey yapmış Seher. Lastik. Ayağına bak, şuna bak. Allah Allah Allah. Neyle bir yer lan burada. Adam biraz güzel bir şey bulmuş herhalde. Böyle. Şaban gibi demiş. Lan bundan kurtulursan var ya, araca kadar koşarak gireceğim. Bak bırak onu Serhat. Hadi. Dur Seher'e vereceğim. Şimdi içini keser ama yok lan, bunda yok. Bunda yok. Zevkli bir mantar toplama oldu. Yok değil mi? A-a. Kız bir tek şey buldu, koşarak yürüsün. Gelsin. Yok ki. Yok mu? Burada buldum ya, gel çek beni gel. Eşin ha, birisi diyordu. Eşin ürün ben olsun. Diyordu. Ha eşin diye bak. Dedim bak. Benim kayınça eşin diye. Doğru söylüyor aslında da. Evet. Ya sizin burada pek öyle olmuyor ya. Evet. Çıkıyor yani. O köyün çok olduğu yerleri diyor. Bence karşı tarafa geçmeliyiz. Bir araba daha geliyor bak. Ya buraya gelen çok geliyor, ondan oluyor ondan. Bak. Niye öyle gidiyor araba? Çünkü duracak lan. Ha gel oraya lan. Hadi gel Serhat, biz karşı gidelim. Serhat bulunca geliyor. Tamam. Siz oradan geçin, ben buradan geçeyim. Ben otların içinden geçemiyorum. Serhat beni böyle çok savunuyorsun ya. Bugün beni çok savunuyorsun. Kamera var elinde filan. Sağ ol ya. Arkadaşlar iş kurdum. Ne işi? Ben reklam yapıldı. Ha yap yap. Gel reklamını yap, para alırım. Bir dakika 50 milyon lira alırım deme, söyleme. Görevciyiz.com. Görevciyiz.com. Ek gelir elde etmek isteyenler için. Ne yapacaklar? Şaka değil ha ya, işin şakasını bırak da. Ha. Serhat Uzunkök diye yazın. Tamam. Orada benim profilimde bulursunuz, ulaşırsınız. Serhat Uzunkök deyince mesela bu... Facebook sayfası beğeniyorum, para kazanıyorum. Mesela Instagram sayfası beğeniyorum, para kazanıyorum. Ha. Mesela bir yere yorum yapıyorum, para kazanıyorum. Ciddiyim. İzliyorsun, para kazanıyorsun. Abone oluyorsun, para kazanıyorsun. Ha. Ondan sonra dekontları, mekotları, yaptığım ödemelerin hepsini her gün paylaşıyorum. Ha, kaç yani mesela bir insan normal... Ya şey bak,
Günde 20 kazanan da var, 30 kazanan da var, 50 kazanan da var. He, ona göre. Ona göre yani. Ama bu şey senin emeğine bağlı yani. Ha, yapacak iş var. Boş vakti olanla. Ha, boş vakti olanla. Ha, gelsin, abone olsun. Ya mesela diyorum ki. İyi olsun. Örnek veriyorum. Şimdi benim sitede mesela elektrik süpürgesini çok arıyorlar. Hani şu robot elektrik süpürgeleri var ya, onu insanlar arıyor mesela. Hı. Hani kullananlardan hani hangisini alalım falan diye tavsiye istiyorlar, örnek veriyorum. Şimdi o yazı çok lazım olduğu için mesela o yazı pahalı. Mesela ona 900 lira yazdım. 900 lira. Ha. Bir yoruma, bir yazıya. Şey, bir yazıya ama 300 kelime. 300 kelime anlatacak. 300 kelime anlatacak, 900 lira kazanacak. 900 lira. Ha. Çok güzel. Ama sınır yok bak. Yani... Peki kullanmış olması şart mı? Yok yok. Araştırsın. Ha, yazı konusunda sınır yok. Mesela diyelim ki izlediği dizileri sordum adama ya. Dedim ki mesela 5 tane diziyi anlat dedim mesela. Hmm. Hani 300 kelime yaz dedim yani. Hmm. Oraya girince görürler zaten. Tamam. Ha. Şey görevciyiz.com Serhat Uzunkök dediğiniz zaman. Serhat Uzunkök dediğiniz zaman. Olursa da yoruma atarız linkini olmazsa. Aynen atalım. Bu arada Kıvay diye bir şey var. Ablamları ikna edemedim ama. Buradan soralım, dur bakalım takipçileriniz ne diyecek. Kıvay bizde var. Kıvay yok yok. Kıvay'ı da hesap açsa ablamlar takip eder misiniz ablamları? Hmm. Onu soralım. Tamam. Hani yorumlara yazsınlar değil mi? Onu da Kıvay'ı indirip takip edecekler. Kıvay indirecek ama Seher'in linkinden indirirlerse Seher para kazanacak. Yoksa kazanamayacak. He, anladım. Anladım. Öyle yapacağız. Bir soralım bakalım, fikirlerini soralım. Soralım. Ya belki diyecek ki adam ya Seher bir şey başarsın diyecek, bilemezsin ki. Sen şimdi mesela günde 30 lira yani ayda 1000-1500 lira kazanabilecek kadar imkanı var. Ev tuttuğu yerden. Bak Kıvay'ı da var. Hmm. Seninkinde? Benim işte zor yani, yazacak, çizecek hani. He. Emek yani, hani şey gibi düşün yani, işte fabrikadaki işçi gibi düşün, emek işi yani. Ama kolay evde. Ama Kıvay öyle değil. Ama senin işte de kolay, niye? Benim şahsı kolay. Evde tuttuğu yerden atıyorum bir şey yorumlayacak, 30-300 kelimelik. Bir insan işe giderken kaçta kalkıyor abi? 6'da kalkıyor yani. Değil mi? Mesela diyelim 6'da kalkıp akşam 6'ya kadar onun başından kalkmasın, 100 lira da alır. Değil mi? 200 lira da alır. Onu yani, demek istiyorum yani. Anladım. Yani günlük şöyle o Glo oynaya 30-40 lira kazanıyor. 20 lira, 30 lira, 40 lira. 30 lirayı Glo oynaya kazanıyor zaten kazananlar. Kaç kişiye verdik, gönderdik yani. Aynen. Parayı da sen yatırıyorsun. Parayı ben yatırıyorum. Benim adım yazıyor zaten giden şeyde. Dekontların hepsi Serhat Uzunkök yazıyor. Tamam. Sıkıntı da olmaz. Öyle bir şey de yok. Yok abi, benim yerim belli, yurdum belli, adım belli, sanım belli. Yok yani şey de hani parası yani para konusunda da sıkıntı olmaz. Yok, yok yani. Başka zaten ne yapıyor sadece? İyi oluyor, yorum yapıyor. Ya zaten ben kendim bir şey yapamayacak olsam bile açık açık derim ki yapamadım bunu arkadaşlar derim. Alın paranızı derim. Bıraktık, bitiriyoruz bu işi derim yani. Ben öyle şey yapmam yani. Aynen. Utanmam da şey yapmam da, beceremedik buraya kadarmış derim yani. Yani inşallah olur. Görevciyiz.com ya da Serhat Uzunkök yazıp orada zaten görüyorsunuz. Bak çok güzel yer. Yorum yapıyor ya mesela. Şu mantarlardan çok var ya. Şunu bir sorsan enişte ya. Bundan dolu i̇şte var ama. İşte gidiyormuş dedi kadı oğlum. Bak i̇şte dolu büyükleri, dolu. İşte bunun büyükleri var dedim ben sana. Böyle böyle oluyor bunlar. Ya yan yana böyle bir sürü var bunlarda. Bak orada da var, bak enişte bak. Bak. Bu mantardan ama bu bizim bölgede yani neredeyse her mevsimde görüyorum ben. He, kışın dolu, yazın dolu. Yaz kış görüyorum abi bunu. Bunun şeyi yok yani. Zamanı yok. Zamanı yok. Biz nereye geldik la? Bak burada biri kalmış ya, benim attığım. Kendi yolumuza bakıp adamla buraya gelmiş diyeceksin. Biz buradan geldik değil mi? İşte bak buralar aslında sırılsıklam ya. Normalde iyi bir kanlıca sezonu olsaydı. Aynen bulundu. Buralardan var ya. İki kasa olduk. Çok rahat alırdım. İki kasa. Bir de çok hoş mantarı buldu ama. Ha orada değil mi? Biz bildiğimiz yer. Nasıl biliyor musun? Böyle gidiyor. Yol yapmış. Sen görmedin, böyle gidiyor abi. Çürüklerini bıraktı, sağlamlarını aldı. Bak şu da mı ondan işte? Bu değil. Değil mi? Değil. Değil. Bak bu ne la? Bu da değil. Ha o kanlıca mı? Değil. Kötü mantar. Benzeyen. Şurada da bir şey var. Dur bakayım şuralara. Anam şu kanlıca mı işte? Değil la. Değil. Kanlıcaya benzeyen mantarlı işte. Yok bir şey. Acemlerin topladığı mantar. Üstünde pür vardı da ondan. Aynen. Acemiyle onları çıkardı ya la kanlıca diye. Sonra atıyor la. İlk kanlıca toplayan da genelde o kanlıca. Yok. Ses geldi, Seher'in sesini. Seher? Seher türbe. Ha türbe orada mısın? Herhalde. Karşıda. Ne tam, oraya gitti, ne oraya o? Tam karşımıza geçmiş. Türbeye çekeceğim ya şimdi. Ama var ya bak şu Kıvay olayını. Bak döndü bana kamerayı, ben yalvarırım sizin için, sorun değil. Bizim için he. Vallahi bak şu
bir link var, oradan tıklayıp o kıvayı indirseniz var ya, Seher çok yardım görecek bundan. Seher görecek mi? Vallahi görecek bak. Seher'in ya bu yani bilmiyorum. Fikirlerini alıyoruz. Fikirlerini alıyoruz. Ya olay ne biliyor musun? TikTok diye uygulama yok mu? Hmm. O uygulamanın aynısı gibi bir uygulama var. Kıvayı zaten bilen biliyorum diye yazar bak oraya. Hmm. Onu sen normal indirmeyeceksin de Seher'in linkinden indireceksin. O zaman ne olacak? Ama hiç indirmeyen mi? Hiç indirmemiş olacak. Ha, daha önce indirmemiş olacak. Hmm. Telefonunda olmamış olacak. Kuvayı bir daha önce indirmeyen. Heh. Uygulama, TikTok gibi bir uygulama. Sadece kısa kısa videolar paylaşıyor millet. Bir uygulamayı telefonu indirecek, tamam mı? Bu uygulama indirdiği için Seher çok büyük fayda görecek. Ama Seher çekindiği için yapamıyor bunu. Yani çekindiği için derken. Ya hani şimdi insanlar yanlış yani, anlar. Korkar. Yoksa ki güvenilir yaptım ben. Hatta bak telefonumda çekelim mi? Çekelim. Bak. Şimdi şuraya sen çok. Ben Fatiha'mı okudum demin. Burası değişik bir yer. Ne ki? Bunun yanındaki uşak ne? Şey uşağımız. Serhat o değil de burası ne ki? Bilmiyorum ki. Hiç bilmiyorum yani. Bir yazı da yok ama bakıyorum da. Kimin mezarı ki? Kimin şeyi ki? Yazı verse bari. Değil mi? Baksanıza şöyle değişik bir meş böyle. Üzeri ne kapalı. Ben Fatiha okudum demin geçerken. Naşrapa falan koymuşlar su dökmek için. Eski tahta bak. Eski tahta. Şu eski tahtayı da çekeyim. Kaç yıllık kimdi bu tahta? Ha internet yok burada. Burada telefon da çekmiyor, internet telefon de yok. Telefon çekmiyor. Ben de diyorum. Lan diyorum ne oluyor? Hesap mı kapandı diyorum. Telefon çekmiyor burada, doğru. Değişik. Ya zaten bak, mutlaka bilen vardır. Var herhalde. Işte. Burayı değil mi? Ha şu Kuvayi mi? Kuvayi de diyorlar. Kavayi de diyorlar. Ya ben biliyorum zaten. Bize devamlı geliyor. Herkese reklam geliyor zaten. Çinli firma, tamam mı? Yani Amerika'ya rakip. Hmm, TikTok'a değil mi? TikTok'a rakip adam toplamaya çalışıyorlar. Hmm. Yani YouTube bitti. YouTube'dan bir yol olmaz var. Maalesef. Sen para kazanmıyor musun ondan gayrı? Ben yaptım. 14 kişi davet yok, ettim uygulamaya. Şeyden, YouTube'dan. Ya bıraktım gayrı ya. Fazla, geliyor az kötü de. Fazla atıyor muydu? Vakit olmuyor gayrı işte. Hmm. Şu işten alnımızın akıyla bir çıksak gerisi şey değil. Kanlıca. Kanlıca değil mi? Aynen. Burada bir şey var ama bura güzel gibi yani. Bakarsın. Gördün mü Serhat? Bak tazeliğe bak, görüyor musun bu çocuklar? Evet. Bak buradaki mantarlar hep böyle ama. Uf. Bunu yeriz sana ya. Bir şey söyleyeyim. Ondan 20 tane bul. Mantar toplamaya gerek yok. O kadar yeter zaten. Valla. Evet arkadaşlar, bravo. Akşamı ettik. Havayı kararttık. Cevizleri dokuduk. Serhat'ı da ağaca çıkarttık. Aynen ağaca çıktık. Cevizleri döktü. Biz de ateşimizi yaktık. Kedileri seviyor. Aynen, topladığımız mantarları sote yapıyoruz şimdi. Kanlıcalar. Soğuk, kanlıcalardan. Şöyle ateşin akşam vakti artık. Geceye kadar burada. Çayımızı, çorbamızı, karnımızı doyuracağız. Serhat da kedilerle toplandı baksanıza. Bak nasıl bakışıyoruz. Bak aşk yaşıyoruz şu an. Serhat hepsi aşık olmuş kedilerin. Ben seviyorum. Bahçemizin domatesi, biberi. Şöyle göster gözükse. Gözüküyor. Heh. Domatesimiz, biberimiz bahçeden. Bu arada o attığın mantarlar işe yarar bir şeyse iyi küfür edersin git bana. Hangi yaptın? Şeyini orada attım ya. Nerede attın? Arabaya binerken. Ha. İyi mantar dedim, attım anladın değil mi? Sen dedin iyi mantar diye. Ben bilmiyorum, iyi mantar herhalde bu dedim yani. Bilmiyorum ne o, ne mantar oldu. Öğretmiyorlar, soruyoruz o kadar. Ne mantarı bu diyoruz, kimseden ses yok. Ne yapayım abi? Abi bilemiyor şimdi. Hani emin olmayınca da kimse de cevap vermek isteme ya. Olabilir de değildir yani. Yani. Aşçı başı şeyde, iş başında. Aynen. Açı başlı iş başında, yemeğimiz de çok güzel olacak. Nasıl olsa ben yiyeceğim diye hepsini koydun değil mi, kurtlu murtlu? Yok. Vallahi kurtlu değil. Yani hepsini yürüdüm, ayıkladım. Tek tek ayırdı. Var mıymış kurtlu? Yıkadım. Bir tane varmış. Şu ne lan? Aa, senin bulduğun mantar işte. Aa, güzelmiş ama. Vallahi çok güzel kokuyor. Şey ettik, az bir yağın içine soğan attık. Şimdi biber. He. Mantarları doğrayacağım, ondan sonra güzel. Şöyle ateşte doğru götüreyim, belki göremiyoruz. Karanlık. Gözüküyor. Kanlıca sefası. Bu kadar bulabildik, ne diyelim? Yeter yeter, ne diyelim? Bunda rızkımızda bu varmış. Siz gene iyi bulmuşsunuz geçen ha. E biz buluyoruz ya. Bir tane bulamamış adam, biz bir kova bulduk işte. Daha olanı yani. Hmm. Olanı bulduk. Bugün de olanı bulduk. Ben yani o kadar gezsem, ben bugünkü kadar gezsem daha çok bulurum. Ama şu an lezzetlidir bunlar. Aynen. Bakalım aracın mantarı hiç yemedim daha bu sene. İlk defa yiyorum, kaç senedir. Oh. Vallahi hiç yemedim, hep bizim avlardan. Hiç ben buradan mantar toplamadım. Gözükmüyorsun çok ya. Ha şimdi gözük. Gözükmem önemli değil. Ya şöyle çizirtiyi dinlet. Gel. Yağ çizirtisi. Gel.
Şimdi ben şu mantarları falan doğrayacağım. Doğru, sen doğra, ben çekeyim. Lan kedi şeye girdi. Ver bakayım. Çekmeye. Ver, safraya girmesin. Of 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 of. Arkadaşlar şu an ortam güzel, sessiz, sakin. Koyda fazla insan yok. Koy neredeyse bize kalmış. Güzelce böyle soğanımızı kavuruyoruz, mantarımızı yapacağız. Sen ayrana başımıza geleni anlatsana kapatmada. Ne geldiydi la? Ayran, ayran. Patlayan ayran diyor. O patladı, onu anlattın mı bilmeyen ki. Anlattın mı? Bilmiyorum ama ayran, şu yayık ayranı. Ha. Bakın. Nerede la yayık ayranı? Yak memleşeyi. Ha, yayık ayranı burada. Serhat içi ya. Komşu götü. 2 bidon. Oh. Bak şurada. Yayık ayranımız. Gözükmüyor. Bak onu var ya, dolaba koy. Gözükmüyor. Çok karanlık. Bak. Karanlık, o tarafa git. Dolabın dişini çektim ben. Bıçak nerede? O dolabı açayım ben. Orada. O 5 litreliği var ya, bir günde bitiririm ben. Yok la, bizim duruyor ya. Ben çok seviyorum. 2 bakraç daha verdi şey teyze, 5-10 kilo daha ayran. Birazını Serhat aldı, birazını biz götüreceğiz. Anneme vereceğim. Bak 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 mantarı. Oh, patlamış ya ayran. Patladı la, yemin ediyorum gözümü çıkartacak. Eğer var ya şey yapmasam. Değil, çok güzel görünüyor la. Loş ışıkta. Sen de dursun gibi patlamış. Patlamış. Karanlık da güzel gözüküyor. Karanlık da güzel. Kaptırdı da bana karanlıkta. Hiç yok. Yok yok, maşallah. Güzel. Ya işte şöyle sote gibi şöyle. Bak bakalım, bak şöyle. Kim? Ha, biri geliyor pat bir şeye. Ha, pat pat. Aleyküm selam. Dursun'un kardeşi mi? Ben gelinin kardeşi sandım. Mantar kokusu geldi Seher. Mantar felaket kokuyor. Hmm, kokusu geldi valla. Çünkü güzel yerden topladım. Güzel yerden. Mantar mantardır. Benim bulduğum yer güzel yer. Benim bulduğum mantar güzel mantar. Benim yaptığım her şey güzel. Sen Serhat gibi konuştun. Serhat gibi konuştun gayrı. Keşke şunu da yapaydın Serhat. Neyi? Abi keşke onu da yapaydım. Eskiden yapıyordum ya, artık bıraktım o işleri. Aha elma düştü. Cevizi dökürük ya. Seyfi amcamıza ceviz kalmadı ya. Unumu eledim, eleğimi astım. Aynen. Mantarımızı hep Sedat falan gelince yapıyorum. Bize Sedat yapmıyor. Mı? Sedat kendi mecbur yapıyor. Sedat benim yemimi veriyor, ondan oluyor. Doğru. Herkesin menfaati hatun. Size o açıyla bakmadığım için. Aynen. Bize para konusunda bakmaya. Para gibi bakmaya bize. Yok. Bak, cevizi silkeleyeyim dedim. Çıktım silkeledim. Aynen. Sizin söylemenize gerek yok yani. Ben yapmam gerekiyorsa yaparım. Ya yemeğe karışma. Ha, yemeğe karışmıyorum şu an. Zırtıya bak ya, maşallah. İşte dostlar izlen ya. Ama ben zaten çok olmadığını biliyordum canım kardeşim. Siz de biliyordunuz. Biliyoruz biz de. Ya, aynen aynen. Ben gelirken dedim şöyle 3-5 tane şey bulsak dedim yeter. Belki hani dedik ki orada biraz çok olabilir. Yani. Yoksa. Ya serptenden mantar kaldı. Yapacağım da. Tatlıca ateşi ben lazım. Özellikle ateşi yaptım. Ateşi üşümeyelim abi. Üşümeyelim diye ettim ya. Ya şimdi meşe okuruz. At meşe. Meşe var işte bunun. Bir tane ya, bir tane var. Geçsinler, uğraşmayız. Isınırsın. Soğuk evet. Değil ya. Geçen geldiğinizde de daha soğuk. Aynen ya, aynen. Üşümeyelim. Arabadan inince dedik üşümeyelim hani. Oh, şimdi bir de domates var yiyeceğiz, tamam. Biraz kavrulsun. Tamam bırak seni, ben bıçağından karıştırırım abi. Ganca çok küçülmüyor fazla öteki kadar. Küçülüyor. Küçülüyor la. Kültür kadar küçülmüyor. Ha, kültür kadar olabilir bilmiyorum da hani. Gidiyor ya. Oh. Gözüküyor mu? Gözükmez mi? Kuşuma baksana görüntüye. Ha. Ay maşallah. Nasıl yapacağım dedim ya. Şey gibi, kokoreç gibi oldu. Lagoruk. Lagoruk, lagoruk. Kokoreç dolu. Kadar küçüküyor bazıları bunu. Ha. Küçük küçük. Aslında ben öyle yapıyorum da şimdi burada bu saatte anca bu kadar abi. Aynen. Meşe kömüründe yapıyoruz ha. Siz geçen sene o kadar topladınız ama pişirirken pek çekmediniz. Çektiniz. Nasıl çekmedik? Ya? Ha? Daha da çekmedik. Evde mantar ekmeğini de yaptım, şeyini de yaptım. Allah güzel görünüyor. Yaptı. Onu turşusunu da yaptım. Vallahi bak. Aynen. Ateş güzel görünüyor şu anda. Aa, şimdi sulanacak o biraz da. Domatesi de var önce. Biraz kavrulsun da. Aha kavrulsun. Bir günde ormanda yapmak lazım. Ha. Çok yıldığımızda. Çok sote, yıldığımızda. Saçla saç. Yanımızda malzemeler. Kastamonu'ya gelince orada yaparız. İşte sen Kastamonu'ya gel. Sedat gelince yaparız. Yok. Sedat. Hoş bitti gayrı. Sedat'la biz gayrı görüşüyoruz. Kıştık. Bırakır beni, o gider, bir şey olmaz ya. Gitmez la o. Gelince bir daha ayrılmalılar da. Şöyle derse yani kulağını tutar şöyle. Ya o iş bitti gayrı.
Ama diyor babama kızsınlar. Bana niye kızıyorlar diyor. Babasına kızacak da bir şey yok. Biz ona da kızmıyoruz, ona da kızmıyoruz. Başım, biz uzak dursun. Aynen. Daha arkamada da geldim. Gayet güzel oldu bence. Ya kediler beni, ben kedileri sevmiyorum, kedilerini sevmiyorum derken korkuyorum. Ya aslında gerçekten bizimkiler şurada ne güzel bak değil mi? Ya abi yani, öyle bir insan yok. Aile yani. Bir insan yok bizim sülalelerde. Yani burada aslında birilerinin olması güzel yani. Tabii ses oluyor. Ben Kadir amcam gelince ne kadar çok sevindim. Ben çok mutlu oldum Kadir amcam gelince. Vallahi üzüldüm üstesine. Ben de üzüldüm. Yani ses oluyordu ya bize şurada. İki gır gır geçiyordu. İki de o bizden kafa buluyordu. Biz ondan kafa buluyorduk. Size çok zararsız bir insan ya. Ya aynen. Bana bir zararı yoktu. Yok. Kendine şeyi var. Kârı var zararı olmaz. Ha. Bana kârı var zararı yok. Aynen. Ama kendine zararı var yani. Alo. Evet dostlar bizden bu kadar. Biz şimdi domatesini doğrayıp güzel pişirip yiyeceğiz. Hoş kalın, hoşça kalın. Abone olun, like atın, beğenin. Allah'a emanet olun. Abone ol. Abone ol, kayıp eder gibi.